Merhaba, adım Tuğçe. Bursa'dan geliyorum Ceyhun Hoca'nın yanına. Bundan 5 yıl öncesinde bileğimde bir ağrı hissettim. Bu ağrı sonrasında şiddetlenmeye başladı. İşte doktora gittik, MR falan çekildi bir şey bulunamayınca. Bileğini incitmişsindir dediler. Öyle geçişti o. İlerleyen zamanlarda parmaklarımda şişlikler çıkmaya başladı. Bezeler halinde topçuklar çıktı. Sonrasında ellerimde güç kaybı yaşadım. Sabahları ellerim tutuluyordu, onları kullanamıyordum. Doktora gitme kararı aldık. Doktora gittiğimizde tahlillerimi verdim. Öncelikle lupus teşhisi konuldu hastalığıma. Sonra bir doktora daha gözükmek istedik. O da romatoid artrit teşhisi koydu. Sonrasında kesinleştirmek için bir doktora daha gittiğimiz, o da romatoid artrit teşhisi koydu. İşte sonrasında ilaçlara başlanıldı. Öyle süreç bir sene boyunca devam etti. Ellerimdeki ağrı geçmiyordu. Hatta her gün daha çok şiddetleniyordu. Şiddetlendikçe ilaçlarımı arttırıyorlardı. Bu durumdan annem rahatsız olmaya başladı. İşte alternatif yollar aramaya başladık. Sonrasında internette Ceyhun Hoca'yla hani videolarıyla karşılaştık. Biz de denemek istedik. İşte geldik sonrasında tedavilerle birlikte ağrılarım 2-3 ay içerisinde gerçekten hafiflemeye başladı. Zamanla ilaçlarımı azalttık. Artık ellerimi gerçekten kullanabiliyorum sabahları. Eskiden bir şey tutamazdım. Şu an normal hayatıma geri döndüm diyebilirim. Şişliklerim gittikçe azalıyor. Bileğimdeki ağrı zaten kayboldu. Ağrılarınızı dinlemeniz gerekiyor bence. Çünkü kendi vücudunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Bunlarla birlikte internette çok fazla bilgi kirliliği var. O yüzden internete güvenmemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben de çok araştırmıştım zamanında. Öncelikle bir doktora gidip hani zaten hastanızın teşhisi koyulduysa buraya gelmenizi öneriyorum ben, en azından denemek amaçlı. Onun dışında hastalığınızın teşhisi henüz koyulmadıysa, şüpheleniyorsanız bir hekime başvurun, tahlillerinizi yaptırın. Zaman içinde eğer buraya gelirseniz değerlerinizin düştüğünü, kendinizi çok iyi hissettiğinizi siz de fark edeceksiniz.